Binali Yıldırım İstanbul seçimlerine mundar oldu dedi. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Sizce de öyle oldu mu? Yani bence... Başlıyor muyuz? Kesinlikle mundar olduğunu düşünmüyorum. Yani mundar edebilecek bir konumda değil bence CHP seçimleri. Baktığında AK Parti ülkenin bütün kuvvetlerine sahip, bütün kollarında. Yani o yüzden Binali'nin bu söylemini doğru bulmuyorum. Biri mundar edecekse AK Parti eder mundarı şu vakit, şu zamanda. Binali büyüklerimiz ne diyorsa doğrudur. Bir bilgim yok, ilgilenmiyorum. Ben bu beyanatı yanlış buldum. Hani kim nereye oy verirse versin, başımızdaki büyüklerimizin böyle bir makama talip olanların bu lafları etmemesi lazım. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani, vallahi benim bir şey, yorum yok bende, sağ ol, teşekkür ederim. Sizce kendileri mundar yaptılar güzel kızım. Mındarlığı kim yaptı dönüp bir baksınlar, halkın iradesine saygı duymasını öğrensinler. Ya mındar oldu kelimesi birazcık halk ağzıyla kaçıyor ama şöyle söyleyeyim. Birazcık beklediklerinin aşağısında bir rakam aldıklarını en azından ben de düşünüyorum. Halk olarak da yani birazcık farklı bir söylem içerisine girdiler. Gerek karşı tarafın eski söylemleri, gerek aynı zamanda diğer tarafın eski söylemleri birazcık birbirine girdi. O konuda yani halk olarak da çok yorum yapamıyoruz, görüyorsunuz. Haberlerde hala daha dönüyor neler oldu vesaire. Başka ülkelerin gündemi kendilerini savunmak, Suriye olayları, insanlık olayları iken bizim hala bu olaylarda kalmamız beni üzüyor açıkçası. Ben onu kaçırdım. Sizce de mundar oldu mu? Bence yok, bence olmadı yani. Hak ettiğini aldı gibi geliyor. Bence bu kadar zorlanmamalıydı bu iş. Hani biri kazandıysa vereceksin. Bu kadar zorlamak mantıksız yani bence. Ya bu demokrasiye bir saygısızlıktır bence. Yani çünkü halk kendi kararını vermiş. Ama seçimlerde Türkiye'nin böyle bir sıkıntısı var yani. Her seçimde aynı. Genelde ana muhalefet partisi yapıyordu. Bu sefer AK Parti yaptı. Önemli olan Türkiye için hayırlısı yani. Ben tam tersini düşünüyorum. Çünkü ilk başta kendileri çıkıp seçim daha bitmeden, yani oy farkı kapanabilecekken afişleri astılar. Biz kazandık dediler. Ama daha sonra da veri akışı durdu Anadolu Ajansı'ndan. YSK Anadolu Ajansı benim müşterim değil dedi. Verileri ben vermiyorum dedi. Burada bir provokasyon söz konusu oldu. Daha önce 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi, İnce'nin sindirildiği gibi, burada da İmamoğlu'nu sindirmeye çalıştılar ama İmamoğlu İnce gibi susmadı, çıktı, hakkını savundu. Bu sebepten ötürü de istediklerini elde edemeyince ilk önce bir yeniden sayıma gittiler, geçersiz sayıma gittiler. Daha sonra da baktılar fark hiçbir türlü kapanmıyor. Bu yola başvuru, mundar oldu. Biz oy verdik yani. Biz 8,5 milyon seçmen oy verdik. Bizim oylarımız nasıl mundar oluyor? Çıkıyorlar parti sözcüleri. İşte bir insanın soyadına bakınca hangi partiden olduğu anlaşılır diyor. Benim soyadıma bakınca insanlar benim partimi nasıl anlayabilir ki? Ben bunu da anlamıyorum. Ortada çok fazla şey dönüyor, oyun dönüyor ama yani halk bunun farkında yani. Halk İstanbul'un farkında. Ya bence doğru dedi. Ya çünkü seçim olalı kaç gün oldu, hala sonuçlanmadı. Oylarımızı çaldılar. Öyle düşünüyorum ben de. Yani yakıştıramadım ben onu televizyonda dinledim. Yakıştıramadım. Yani her kelime söylenir ama o söylenmez yani. Kazansaydı mundar olacak mıydı? Ya bence yanlış bir tabir. Bir de yani hani bir söz de vardır, kedi ulaşamadığı ciğere mundar dermiş. Biz o gözle bakıyoruz. Halkın kendi isteklerini ve halkın nedeni seçimini bu şekilde telaffuz etmesi çok yanlış yani. Peki. Ay ben cevap vermeyeceğim. Neden? Lütfen. Öyle oldum ama. Ya dedi bunu. Dediğini biliyorum ama iyi mi oldu, kötü mü oldu, iyi mi dedi, kötü mü dedi, yorum yapmayacağım. Öncelikle bu ülkede başbakanlık yapmış, Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı yapmış insanların Türkçemizi doğru kullanması gerekmektedir. Türkçeyi dahi doğru konuşamayan insanlar da insanlara karşı İstanbul Belediye Başkanlığı makamını İstanbul halkı uygun görmemiştir. Ya Allah, yıllardır her seçimi kendileri mundar ediyorlar. Hem mundar oldu diyerekten seçimizden yenilemeye çalışıyorlar. Biz bunu anlamayacak kadar gerici veya yobaz değiliz. Doğru, seçim mundar oldu.
saat 10'da 10.30'da çıkıp kazandık diyerek yine mundar etmeye çalıştılar ama aslında mundar olmadı. Kazanan Ekrem İmamoğlu'dur. Çok açık bir şekilde. Seçimi yeniden yapmaya çalışacaklar. Seçimi tekrarını isteyecekler. Seçim tekrarlandığında 500-600 bin oy farklı Ekrem İmamoğlu'nun yeniden İstanbul Belediye Başkanı olacağını düşünüyorum. Sen 15 gün her gün, 15 gündür her gün sayılıyor. Bugün 16-17 Nisan oldu. 17 kere Ekrem İmamoğlu yine belediye başkanı oldu. Değişik bir süreç izliyoruz. Peki. Çok çirkin, yani yakışmayan sözler. Bir başbakanlık yapmış, bakanlık yapmış bir kişiye bu şekilde konuşmasını son derece ayıplıyorum. Hoş bir şey değil. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın.